Mersin'den Fatma Hanım telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Hoş bulduk hocam, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, sağ olun. Hocam, hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Şimdi hocam, bizim dünyadaki çektiğimiz işte dert, bela, sıkıntı ve hastalıklardan dolayı bazı zaman zaman böyle insana bazen bunalım, bir daraltı geldiği zamanlarda işte oturup da ağlayarak İşte Rabbim sana kavuşmak istiyorum, Rabbim işte seni çok özledim gibi kelimeler kullandığımız zaman bu dinen doğru oluyor mu? Soralım Fatma abla. Cenab-ı Allah her türlü derdimize derman versin, yürek ferahlığı versin, sıkıntılarımızı izale etsin. Sizin için de bu duayı yapmış olalım. Mersin'e de selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar. Aslında bir hadis-i şerifi hatırlattı bana hocam, değil mi? Müslümanın başına ne gelirse gelsin. Falanca filanca falanca filanca. Hatta ayağına batan diken bile mutlaka bizim affedilmemize vesile, değil mi? Evet. Şimdi bu konuda Resulullah Aleyhisselam ölüm temennisiyle ilgili iki tane hadisi var. Yani iki tane hadisi şerif ölüm temenni etmeyi uygun görmez. Rivayette şöyledir. Resulullah Aleyhisselam buyurur ki ölümü temenni etmeyiniz. Ama çok sıkıntıda kalır da ola ki böyle bir temennide bulunacak olursanız şöyle deyiniz. Ölüm benim hakkımda hayırlıysa ölümümü, değilse hayatımı devam ettir ya Rab deyiniz diyor. Bir hadis-i şerif böyle. Bir de başka bir hadis. Şimdi Müslümanın yaşaması daha faydalı. İzâ mâte ibnu âdem inkata'a amelu. Yani hayır hasenat ölümden sonra yapamazsınız, değil mi? Ama yaşadığınız takdirde bak tevbe etme imkanınız olur. Cenab-ı Hak'tan af dilersiniz. Güzel şeyler yaparsınız. Günahlarınızın bağışlanmasına vesile olan işleri yaparsınız diyor Peygamber Aleyhisselam. Peki Hazreti Ömer'in şöyle bir duası var. Ölümü temenni etmiş. Ama onun temennisi Cenab-ı Hak'a kavuşmak. Diyor ki ben şehit olarak ölmek istiyorum diyor Hazreti Ömer. Bir de Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'sinde metfun olmak istiyorum demiş. Cenab-ı Hakk'a böyle niyaz ediyor. Hafsa validemiz, anamız, babası için diyor ki Cenab-ı Hak onun bu isteğini yerine getirdi diyor. Her malum öldürüldü, şehit. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın yanına defnedildi. Şimdi buradan iki hüküm çıkıyor. Allah'a kavuşmak amacıyla böyle bir niyazda bulunmak caiz. Ancak sıkıntılar, musibetler karşısında ölüm temenni etmenin caiz olmadığı kararı çıkıyor. Kardeşimize, diğer bu durumda olan kardeşlerimize tavsiyemiz, yani Müslümanın hiçbir şeyde zararı yok aslında. Ayağınıza diken battı, onun mutlaka mükafatı var. Karşılaştığımız sıkıntılar tahammül edemeyeceğimiz durumda da olabilir ama وَبَشِّرِ السَّابِر۪ينَ der Cenab-ı Hak. Sabredenleri. Sabredenleri müjdele. Ama nasıl bir müjde olduğunu başka ayeti kerimede اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ der. Ona ne vereceğimizi siz hesap bile edemezsiniz diyor Cenab-ı Hak. O yüzden yani her halimiz mutluluk içinde olmayabilir. Zaman zaman sıkıntılar olabilir, hastalık olur, sağlık olur. Bunların her biri bizim lehimize olan şeylerdir. Ha biz illa hasta olalım, illa başımıza şu gelsin diye öyle bir davranış içinde olmayız ama Cenab-ı Hak'tan gelen sıkıntıya da ne yapacağız? Katlanacağız yani tabii. O takdir ediyor. Musibete katlanıp isyan etmeden zaten böyle yaparsak da kazançlı oluruz, değil mi? Yani hem şükür hem sabır, bunlar bize mükafat getirecek şeylerdir. Ölüm temennisiyle ilgili kanaatimiz bu veçiledir.